1915 Çanakkale Köprüsü'ne bakacağız şimdi. Köprü hayata geçti, artık halkın hizmetine açıldı ve inşa edilen artık dünyadaki en büyük, en uzun aralıklı asma köprü olma özelliğini taşıyor. 2023 metre, rakamlarla aslında simgelerin köprüsü diyoruz. Burada 100. yılı Cumhuriyet'in işaret ediliyor ve orta açıklığa baktığımızda 2023 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun aralıklı asma köprüsü orta açıklıkta. En uzun orta açıklık listesindeki köprülere sıraladık. Ağırlıklı tabii ki Uzak Doğu öne çıkıyor. Zaten 1915 Çanakkale Köprüsü de aslında Kore ortaklı Türk şirketle birlikte yapılan bir proje. Bir sonraki, yani hemen arkasından gelen Akashi-Kaikyo Köprüsü Japonya'da ve 1998 yılında inşa edilmiş, 1991 metre. Listede yine öne çıkan Türkiye'nin en büyük projelerinden biri Osman Gazi Köprüsü var ilk onda. Ağırlıklı diğer ülkelere baktığımızda Danimarka haricinde genelde Uzak Doğu ağırlıklı bir tablo görüyoruz. Türkiye'de 1915 Çanakkale Köprüsü'ne baktığımızda 2023 metrenin sembol bir rakam olduğunu söyledik. İnşa edilirken aslında Cumhuriyet'in 100. yılına bir atıf yapıldı. Yine 318 metrelik bir çelik kule inşa edildi. Burada da 18 Mart, yani 3. ayın 18. gününe işaret edilen simgesel rakamlar var. Toplam uzunluğu da 4608 kilometrelik bir köprü bu. Şimdi bir hafta ücretsiz olacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. İlk hafta sonunda yoğunluğa bakacağız. Vedat Sezer'e uzanacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte artık Boğaz'ın Asya'dan Avrupa'ya, Lapseki-Gelibolu arasındaki mesafeyi 6 dakikaya düşürdü. Son durum nedir? Pazar gününde hemen Vedat Sezer'e uzanacağız. Merve, evet, senin söylediğin gibi teknik bilgileri verdin işte. O bir hafta ücretsiz olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk günlerde oldukça yoğun bir ilgiden bahsedebiliriz ki o andan itibaren özellikle dün ve bugün köprüden hem Avrupa'dan Asya'ya hem Asya'dan Avrupa'ya binlerce aracın geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii hem merak var, hem ilgi var, hem de gurur var. Köprüyü geçmek için çevre illerden de bölgeye akın akın araçlar geliyor ve vatandaşlar da özellikle bu köprüde hatıra fotoğrafı çektirmek için de sıraya girmiş durumdalar. Hemen sol tarafa geçecek olursak köprüden çıkan vatandaşların durarak fotoğraf çektiklerini ve bu eşsiz eseri ölümsüzleştiklerini görebiliyoruz. Tabii ki her iki tarafta aynı akın söz konusu. Şu anda özellikle Avrupa'dan Asya'ya gidişte çok sayıda araç bu bölgeye geliyor ve akın akın. Tabii ki hemen şunu belirtelim. Yıllarca hayal edilmişti, yüzyılların projesi diyoruz. Özellikle Boğaz hatlarında feribot kuyruklarında saatlerce bekleyen vatandaşlar, özellikle bayramlarda, özel günlerde ve yaz sezonunda turizm amaçlı bölgeye girenler saatlerce beklemekteydi. Özellikle tırlar, nakliye firmaları uzun kuyruklar oluşturmuşlardı ki adeta bu bir ömür törpüsü haline gelmişti, bir çile haline gelmişti. Ama artık onlar da tarihe karıştı. Çünkü 1915 Çanakkale Köprüsü 4,5 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlandı ve Malkara Çanakkale Otoyolu'yla birlikte hizmete girdi. Malkara Çanakkale Otoyolu'nda bahsetmek lazım. Zira 1915 Çanakkale Köprüsü o projenin de içinde yer alan bir eser oldu. 40 kilometre yolu kısaltıyor. Yani Kınalı Çanakkale arasında şimdilik Malkara girişinden 40 kilometre yol kısalınca Edirne'nin Keşan ilçesi, daha önce içinden geçen yol artık Keşan ilçesi görülmeyecek. Ve yine Tekirdağ Malkara ilçesi görülmeyecek. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi görülmeden çok kısa bir mesafede hemen hemen maksimum bir saatte Çanakkale'ye ulaşmış olabilecek ki bu da şunu gösteriyor. İstanbul Çanakkale artık 2 saatte geçilebilecek diyebiliriz. İşte o 2 saatlik yolda, konforlu seyahatte 1915 Çanakkale Köprüsü de 6 dakikada rahatlıkla geçilebilecek. Tabi biraz konfordan bahsederken güvenlikten de bahsetmek lazım. Hem Malkara Otoyolu'nda hem 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı her türlü tedbiri almış durumda. Rüzgar bariyerlerinden ekolojik köprülerine, yapay zeka destekli trafik yönetim sistemine kadar bunlar yapılabilecek. İşte toparlayacak olursak Başkan Recep Tayyip Erdoğan
bir hafta ücretsiz dedi. Vatandaşlar o ücretsiz geçişlerin şimdilik keyfini çıkartıyor ve akın akın köprüye geldiğini belirtelim. Sözü buradan sana bırakalım.